Şerefen Örgü Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Ben elimdeki ipleri değerlendirmeye devam ediyorum. En çok sevdiğim renkler olan mor ve pembenin uyumunu bir arada nasıl duracağını görmek istiyorum ve sizlere yeni bir model anlatmak istiyorum. Bunlar gene evde kalan bebe iplerim, orta kalınlıkta, kalınlıkları birbirine yakın eşit olan ipler. 3 numarada şiş kullanmak istiyorum. Ben bir ön hazırlık yaptım. Modelim kıvrılmasın, rahatça görebilin istiyorum. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşmakta. 4 ilmek ve katlarını hesapladıktan sonra 3 ilmek ilave ediyoruz. Ben ön hazırlık olarak dediğim gibi bu şekilde 2 sıra haroşa yaptım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bir sıra ters olarak görüyorum. Lastiğin üzerine modelinizi kurarken siz de aynı şekilde önce benim haroşa olarak ördüğüm bölümü lastik örün. Sonra arka yüzden bir sıra ilmekleri bu şekilde ters örerek modeli kurmaya başlayın. Bir sıra ilmekleri ters olarak örüyorum. Şimdi öne geçtiğim zaman ön yüze hemen renk değiştiriyorum. Diğer rengime geçiş yapıyorum. Ön yüzde ilmeklerim düz görünürken bu defa ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın burada amaç ters ördüğümüz zaman burada çizgiler oluşuyor. Bu da modelimize asıl şeklini veren bölüm oluyor. Şimdi burada ilk kurulum olduğu için normalde 3 ilmekte bir modelimizi uyguluyoruz ama ilk kurulum olduğu için sadece ilmeklerimizin tamamını ön yüzden ters olarak görüyoruz. Bunu istediğiniz her türlü renkte yapabilirsiniz. Hem erkek bebeklerde hem kız bebeklerde hem de yetişkinlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelin ön yüzüne geldiğimiz zaman bu şekilde ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Dediğim gibi burada amaç ters örüldüğü zaman örgünün üzerinde çizgileri oluşturmak için bu şekilde ters olarak örüyoruz. Modelimin arka yüzüne geçiyorum. Şu anda renkli ipimin ikinci sırasındayım. Tekrar arka yüzde ilmekleri tamamen ters olarak örüyorum. Renk değiştirirken, başka bir renge geçerken genelde düz ördüğümüz yüzde renk değiştiririz. Çünkü ters örülen örgüde çizgiler oluşur. Ama bu modelde biz oluşan bu çizgileri kullanıyoruz. Arka yüzden ilmeklerimin hepsini terse çevirerek örüyorum. İkinci sırayı arka yüzden tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Ve bu ön yüzde de aynı şekilde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle söyleyeyim. İlk ön yüzde renk değiştirdiğimiz zaman bütün ilmekleri terse çevirerek örüyoruz. İkinci sırada ters, üçüncü sırada ön yüzde düz şeklinde bu şekilde devam ediyoruz. Sonrasında ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örmeye devam ediyoruz. Örgümün renkli mor ipimle ördüğüm dördüncü sırasındayım ve şu anda örgümün arka yüzündeyim. Bu yüzde de tekrar ilmeklerimin hepsini bu şekilde ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Şimdi mor ipimde işim bitti. Tekrar pembe ipime geçiyorum. Burada her renk 4 sıradan oluşmakta. Siz isterseniz her sırada farklı bir renk de kullanabilirsiniz. Elinizdeki ipleri değerlendirerek nasıl kullanmak istediğiniz size kalmış. Şimdi tekrar burada diğer renge geçince mor renge geçtiğimiz ilk işlemleri yapıyoruz. O yüzden hemen ilk baştaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters ördükten sonra 4. ilmeğime geldiğim zaman ilmeğimi bırakıyorum. Bakın bu ilmeği 1, 2, 3 defa söküyorum. Burada hala bir tane mor ilmek var. Ben o ilmeğin içerisine değil pembe ilmeğimin içerisine giriyorum. Ve diğer şişime takıyorum.
Ama bu arada mor ipimle ilk başladığım sıradaki ipimi de şişime takmış oluyorum. Ve bu iki ilmeği birlikte ters örerek topluyorum. Ve tekrar burada mor çizgimin devam etmesini sağlamış oluyorum. Örgümüzün tek püf noktası bu. 1 2 3 tane ilmeği ters olarak ördüm. 4. ilmeğe geldiğim zaman ilmeğimi bırakıyorum. 1 2 3 defa söküyorum. Sonra burada pembe ilmeğimin içine giriyorum. Diğer şişime takıyorum. Bakın burada hem pembe ilmeğim var hem de en baştaki örmüş olduğum mor ipimi de şişime takıyorum. Ve bu iki ilmeği birlikte ters örerek topluyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi ters örüp 4. ilmeğimi 1 2 3 defa söküyorum. 4 defa sökme işimin amacı burada pembe ilmeğim ile birlikte mor ipimi de şişime takmak. Amaç burada bu. Bu iki ilmeği birlikte ters örüyorum ve burada modelimin kurulumunu sağlamış oluyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum ve 4. ilmeğimi 3 defa söküyorum. İsterseniz 4. de sökebilirsiniz ama pembe ilmeğe şişimizi taktığımız zaman bu ilk baştaki mor ipi de şişe takmamız gerekiyor. İkisini birlikte ters olarak topluyoruz. Kalan 3 ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Böylece modelimi bitirdim. Şimdi biraz daha ilerleyince daha iyi anlayacaksınız. Her renkte ön yüzde örerken ters örerek modelimizi kuruyoruz. Arka yüze geçtiğimiz zaman ilmeklerimizi tekrar terse çeviriyoruz. Bu ilmeklerin hepsini sıra sonuna kadar bu şekilde terse çevirerek devam ediyoruz. Pembe ipimle ikinci sıramı arka yüzden tamamladım. Tekrar ön yüze geçtiğim zaman üçüncü sırada. Bu sırada da hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Üçüncü sırayı da bu şekilde düz örerek tamamlıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Pembe ipimle ördüğüm dördüncü ve son sıramdayım. Tekrar ilmeklerimi bu şekilde sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Dört sırayı tamamlayınca tekrar ön yüzde rengimi değiştiriyorum. Model kurulumu sadece ön yüzde bir sırada yapılmakta. Şimdi ilk baştaki bir tane ilmeğimi ördüm. Burada ikinci modeli kurarken ilk başlangıçta 3 ilmek örüp 4. ilmeğimizi sökmüştük. Ama bu defa modelimizi kaydırıyoruz. İlk baştaki 3 tane ilmeğin bir tanesini örüyorum. İkinci ilmeğimi 2 3 defa söküyorum. Ve burada hem mor ilmeğimi hem de pembe ilmeğimi şişime takıyorum. İkisini birlikte ters örerek topluyorum. Bakın burada bu şekilde halkamızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi burada etrafa yayılan bir model var. İkinciyi yaptığımız zaman bu toplanacak. 1 2 3 tane ilmeği ters örüyorum. Bakın bir önceki topladığımız ortadaki ilmek yukarıda sağındaki ve solundaki ilmekle birlikte 3 tane yeni modeli oluşturmakta. 4. ilmeğe geldiğimiz zaman 2 3 tane ilmek söküyoruz ve mor ilmeğimizi üzerindeki ördüğümüz atlattığımız pembe ilmekle birlikte şişimize takıyoruz. İkisini ters örerek topluyoruz. 1 2 3 tane ilmeği ters örüp 4. ilmeği bu şekilde diğer renge ulaşana kadar söküyoruz. Ve bu son iki ilmeği birlikte ters örerek topluyoruz. Örgü sadece renk değişimi yaptığımız ilk ön sırada kurulmakta. Sonrasında arka yüzde ters, ön yüzde düz şeklinde
4 sıraya tamamlayarak bitirilmekte. Bu iki ilmeği birlikte ters örüyorum. 1 2 3 tane ilmeği ters ördüm. 4. ilmeğimi bu şekilde 3 sıra söküyorum. Ve aşağıdaki diğer mor rengime gelinceye kadar söküyorum. İkisini birlikte ters örerek topluyorum. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Modelimiz oluşmaya başladı bakın. Biraz önce yuvarlak şekildeyken şimdi damla şeklini aldı. Arka yüze geçince ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Ben 4 sırayı tekrar tamamladım. Bir daha model kuruluşunu göstermek istiyorum. Tekrar ön yüzde diğer ipime geçince ilk başlangıçtaki 1 2 3 tane ilmeği ters olarak örüyorum. 4. ilmeği 3 sıra söküyorum. Bakın şu anda pembe ipimle örüyorum. Pembe ilmeğe gelinceye kadar ilmeğimi söküyorum. Ama bu arada mor ipimle ördüğüm ilk sıradaki ilmeğimi de şime takıyorum. Ve bu ikisini birlikte ters örerek topluyorum. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Her defasında bu söktüğümüz ilmeği kaydırarak devam ediyoruz. 4. ilmeği 3 defa söküyoruz. Ulaştığımız ilmeği şimize takıp ters örerek topluyoruz. Bu şekilde devam edecek. Örgümün ilerlemiş hali de bu şekilde görülmekte. Etrafında çizgileri görünümde damla elmas şeklini almış durumda. Burası da örgümün arka tarafı. Dediğim gibi istediğiniz renkleri kullanarak istediğiniz yerde dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir model oldu. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.